Doğuştan çiftçiyim zaten. Çiftçi de. Yani çiftçi doğdum. Şimdiye kadar babam bir lafı vardı. Aç değil, zengin değiliz ama aç da değiliz. Biz sadece işte idare etmeye çalışıyoruz. Hep öyle gitti yani hayatımız. Şimdi daha da kötüye gidiyor. Mecbur aç kalıyoruz yani. Şimdi bu buraya ektiğim karpuz, soğan neredeyse 100-120 milyar param gitti. Şu anda hiçbir şey yok. Bu 120 milyarı mecbur cepten ödemek zorundayım. Cepte ödediğim için de mecbur bu para bir yerden borç edeceğim. Yok benim param yani öyle bir param yok. Karpuz humar gibi bir oyundur. Bir sene ekersin çok para eder, bir sene ekersin hiç para etmez. Yani karpuz humardır. Atarsın zarı, tutarsa para eder, tutmazsa para etmez. Ama soğan mesela şeyde ektim, koronanın tam ortasında. Gene böyle oldu. Soğanın kilosu 1,5 lirayken 300 liraya düştü. Ben gittim, o şeyi satmadım, o içeri koydum. Baharda en azından 60-70 tonunu götürdüm, kıraca döktüm. Benim karpuz tam böyleyken 18-17 liraydı. Benim karpuzum tam başladı, karpuz 3 liraya düştü. Ha bugün biraz yükselir, biraz yükselir, yükselmedi. Yükselmedikçe düştü. Adam geldi 30 ton içinde dolaşıyor. Yanında bir minibüs getirmiş, 2 ton, 2,5 ton karpuz alarak. Ben, dayı ben minibüsümü doldurayım mı? Ya dedim çık hadi gidelim ya. Bıraktım hepsini, hiç yapmadım. Bozuvan'ın Yaslıca ve Arıkök sınırındayız. Bu araziler bizimdir, benimdir. Gerçekten mazotun, gübrenin, bütün ilaçların, yani masrafın hak safhasına geldiğini çiftçi bu yükün altında kalkamayacak bir durumdadır. Bu yetmemiş gibi bir, biz buna kuru destekleme diyoruz. Mazot desteği, kuru tarım desteğini de ne bu hükümet çiftçiden çok gördüğü için sanki çok para veriyorlar da onu da kesmeye çalışıyor. Gerçekten bu bir çiftçi için, bir köyde yaşayan için, efendime söyleyeyim, vergisini ödediği için, yani bu kesim köylüyü daha şey yapacak, daha perişan edecek, daha zor durumda bırakacak. Öyle insanlar var ki gerçekten yani kendi tarlasına bakmaya gidemeyecek durumdadır. Çiftçi için bu bir zulümdür yani. Bir intihardır. Bir yok etmez politikasıdır yani bu. Dönüme 22 milyar 700 milyon su parası ödüyor. Sadece su. Bunun diyelim dönüme 100 kağıt gübresi tutuyor. Bunun 50-60-70 kağıt işçiliği tutuyor. Ve biçer de dönümünü yanlış değilsem 1-200-1-300'e pamuğu toplayacak. Bu çiftçiye maliyeti yüksektir. En azında bu bölgede bir devlet, hükümet bir şey yapamıyorsa su parasını asgariye düşürsün ki vatandaş çalışsın. Eğer su parası asgariye düşürüldüğü zaman çiftçi 5-10 kuruş belki para kazanır. Ondan sonra traktör çalışır, motor çalışır, taksisi çalışır, kazması yapılır. Sanayisi çalışır, traktör arıza verir, sanayiye gider, petrola gider, mazot alır. Devlet bu su parasını da karı bıraksın yani. Yük bir ağır binmesin, biraz hafifleşsin ki herkes bir nefes alsın. Yoksa bu haliyle ben şimdi, benim başka bir tarlam var. Bir çare vurdum mısır ekmedim. Niye ekeyim ben mısırı? Gübre alamıyorum, mazot alamıyorum. Su parasını veremiyorum. Arazi şu an boşta. Niye ekeyim yani? Ben zarara niye çalışayım? Ben geçen sene mısırı ektim. Abura mısırdı. Mısırın kilosunun bir de nem oranı var. Adam kota diyor ama mesela 18 nem oranı ile biz 5 milyonu alıyoruz. Mısır geliyor 25, 27, 26 saman parasına oluyor. Kilosunu 3 milyona sattık. Çiftçi gittikçe hayalle yaşıyor ama zarar ediyor. Evet diyor bu sene inşallah iyi olur. Kesinlikle geçen sene bu seneden daha iyi.
Şu an pamuğun kilosu 18-19 lafı ediyorlar. Yani bu kimi kurtaracak? Yaklaşık 25 seneden beri ben çiftçilikle uğraşıyorum. İşte bizim burada bölgemizde Bozo'da yetişen başta Antep fıstığı, pamuk, şeker pancarı, mısır, buğday, arpa, mercimek. Yaklaşık 2005'ten beri bu bölgemize kuru tarımdan sulamaya geçildi. O zamandan beri yaklaşık 25 senedir uğraşıyorum. Sürekli malzeme almak, traktör değiştirmek. Bu 25 yıllığımız bu şekilde geçildi yani. Ama şu anda mevcut, şu andaki çiftçilerin sıkıntıları, girdilerin çok yükselmesidir. Bu girdilerle şu anda mevcut, yani çiftçilik yapamaz duruma geldik. Girdilerin çok yüksek olması, bir ton gübrenin 22 bin lira olması, sulama ücretinin 2400 kağıt olması, yani bu işçiliğin artması, bundan dolayı yani şu anda biz çiftçiliği terk etmek zorunda kalıyoruz. Bölgemizde mevcut şu anda gençlerimiz Avrupa yollarında toprağını bırakıyor, arazisini bırakıyor. İşte yaklaşık gençlerimizin neredeyse bütün köylerimizde hiçbir genç kesim kalmadı yani. Hepsi Avrupa yollarına düştü. Bunun sebebi de geçimsizliktir yani. Şeker pancarı ekmiştik, pamuk ekmiştik, mısır ekmiştik. Şu anda bölgede mevcut mısırda %90 gerileme var. Çünkü girdilerin çok yükselmesi, ürünün ucuza satılması, ondan dolayı millet bütün buğday yerleri, arpa yerlerini mısıra bırakıldı. Mısır da ucuz olmasından dolayı kimse ekmedi. Şu anda bölgede, şu anda halihazırda bir pamuk var, bir de mısır var. Bir de Antep fıstığın bundan yaklaşık 3 ay önce kilosu kavlak dediğimiz boz kavlak 500 kağıttı. Çiftçinin mahsulü yetişir yetişmez bir anda 200 TL'nin civarına düşmüş. Yani bu girdilerin çok yükselmesi, ürünün para etmemesinin sebebiyle yani üretim neredeyse durma vaziyetine gelmişti yani. Geçen gün 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nın dediğine göre işte bu doğrudan geri desteklenmesi, mazot desteklenmesi ve gübre desteklenmesinin kaldırılması, tekrar yeni bir sisteme geçirilmesi, yani zaten destek verdikleri destek şu pamuk desteklemesiyle, mazot gübresiyle destekleme mazotu zaten bir su gideri karşılamıyor. Şu anda mevcut bir dönüm 1000 metrekare 2400 kağıta sulanıyor yani. Bir ton gübre olmuş 22 bin lira yani. Yani verilen desteklemeler de artı bir yıl sonra veriliyor yani. Çiftçi cebinden gidip faize girişiyor, faizle borçla alıyor. Destekleme de bir yıl sonra verildiği için o bir çare değil yani çiftçi için. Şu anda bir mevcut bir sisteme geçildi. Bu yeni gelen sistemde de biz tam olarak anlayamadık ne şekilde olacakmış. Yani bir yanda televizyonlar basınlar diyor doğrudan geri desteklemesi yükseldi. Tarım Bakanı çıkıyor diyor bir sisteme geçildi. Bu sistemde çiftçiler daha iyi faydalanacakmış. Yani biz eski sistemden bir şey faydalanamadık ki. Şimdi mevcut sistem diyor üretimi durdurun. Yani üretim durma aşamasına gelmiştir. Bu üretim durursa inan ki her bir ailede diyelim bir yaklaşık 50 dönüm, 100 dönüm araziye 5 kişilik bir aile bakıyordu yani. Zar zor geçimini sağlıyordu yani. Yarın öbür gün bu girdilerin yükselmesi, bu ailelerin bu işin bırakılması bu devlete artı yük olacak yani. Bu aileler neyle geçimini sağlayacaklar yani? Yani devlet bunu düşünerek mi bu Tarım Bakanlığı'nın bir politikası olmalı yani. Kişilik bir aileyiz. Geçimizi ben yaklaşık burada 600 dönüm arazi icar etmişim. Bir de Antep bağımdan kalan Antep fıstıkları var. Yani biz fıstıklarımızı da pamuğun üzerine koyuyoruz ya bizi kurtarmıyor yani.